Merhaba, bugünkü dersimizde Python'da değişkenler konusuna değineceğiz. Öncelikle değişken nedir? Bunu bir açıklamak gerek. Bir veriyi geçici olarak depolayan birimlere değişken diyoruz. Yani bellekte tanımlanan geçici alanlar bu değişkenler. İstediğimiz verileri içerisinde depoluyorlar ve bizim için saklıyorlar. Başka programlama dillerinde değişken tanımlarken değişken adı yazılmadan önce mutlaka türü yazılır. Fakat Python'da bu geçerli değil. Tanımlama yaparken değişkenin adını ve değerini belirtmek yeterlidir. Şu şekilde bir örnek verelim. Siz ekrana bu şekilde bir değişken tanımladığınızda, bunu yazdığınızda Python bunu zaten bu değişkenin integer bir veri türünü tuttuğunu, integer bir değer tuttuğunu bilir. Başına ya da sonuna herhangi bir şekilde bunun türünü yazmanıza gerek yoktur. Bir örnek daha. Yine burada tanımladığımız değişkenin de başına veya sonuna herhangi bir yerine bu değişkenin string olduğunu belirtmemize gerek kalmaz. Bu bizim için açıkçası çok büyük bir kolaylıktır. Hem zamandan hem de efordan tasarruf edebiliriz. Şimdi değişken tanımlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Bazı kurallar vardır. Değişken tanımlarken bu kurallara mutlaka uymamız gerekir. Onlardan bahsedeceğiz. Örneğin bu kurallardan ilki değişken isimlerinin rakamla başlamayacağı. Hatalı bir değişken tanımlaması. Şu anda bu değişken ismi tanımlaması yanlıştır. Çünkü rakamla hiçbir şekilde başlayamaz. Ama bunu şu şekilde düzenlersek bu doğru bir kullanım olacaktır. Çünkü rakamların yalnızca başta bulunması bir yanlışlık belirtir. Yine programımızın yapısında, kullandığımız programlama dilinin yapısında komut şeklinde belirtilen ifadeleri tanımlamada kullanamayız. Mesela for bir döngü belirtir programlama dillerinde. Ve bunu kendi değişken ismimizde kullanamayız. Yanlış olacaktır komut isimleri ile tanımlama yapmak. Büyük ve küçük harf duyarlılığı Python'da mevcuttur. Mesela şu ve şu değişkenler birbirinden farklı değişkenler olarak algılanır. Birisinde ilk harf küçük, ikinci harf büyük, diğerinde tamamen baş harfler büyük şekilde. Bunların duyarlılığı mevcut Python'ın. Yine değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmamamız gerekir. Python'da Türkçe karakter kullanımında aslında bir sıkıntı mevcut değil. Ama genel olarak birçok programlama dilinde, hatta neredeyse hepsinde bu bir sıkıntı olduğu için ayrıca yaptığımız çalışmalarda da evrenselliği sağlayabilmek adına Türkçe karakter kullanmamayı bir huy olarak edinmemiz aslında bizim için de iyi olacaktır. Bunu alışkanlık haline getirmemiz. Burada ise çok sık kullanılan bazı veri tipleriyle birkaç değişken tanımlaması gösterdim. Örneğin bu satırda bulunan değişkenimiz sayısal bir değişken ve bir tam sayı tanımlaması tutuyor içerisinde bu değişkenimiz. Yani integer tipinde bir değişken. Bu satırdaki değişkenimiz ise ondalıklı bir sayı tutuyor. Yine sayı fakat bu sefer ondalıklı. Bu da float veri tipi olarak geçiyor. Bu satırda ise tamamen farklı bir karakter dizisi tutuyor. İsim adlı değişkenim benim. Burada herhangi bir sayısal değer yok. Birden fazla karakter olduğu için de türü string türü. Burada ise boolean bir ifade var. Yani bir durumun doğru ya da yanlışlığı ile alakalı bir bilgi tutuyor. Is öğrenci değişkenim. True bir değerini döndürmüş demektir. Yani doğru demektir.
False ise sıfır değerini döndürmüş, yani yanlış bir değer döndürmüş demektir. Bu örneklerde bir değişkene birer değer atadık. Tıpkı bunu yapabildiğimiz gibi çoklu atamalar yapmamıza da olanak sağlayan bir dil Python. Örneğin A ve ABC isimli 3 değişkenim var. Ben bu değişkenlerin hepsine 10 değerini atamak istiyorum. Tek tek şu şekilde A 10, B 10, C 10 şeklinde ayrı ayrı satırlarda birden fazla kez uğraşarak değer ataması yapmak yerine Python şu şekilde bir değer atamasının da belirttiğim soldaki tüm değişkenlere sağdaki değerin atanabileceğini belirtiyor. Ya da değiştirmek istersek yine birden çok değişkene birden çok değer atayabiliriz. Yukarıda tek değer atamıştık. Burada birden çok değer atayabiliriz. Bunu da şu şekilde yapalım. Örneğin yine D, E ve F isimli 3 değişkenim olsun. Atayacağım değerler de sırasıyla 10, 20 ve ismim olsun. Burada ise mantık tamamen şu şekilde işliyor. İlk sıradaki değişkene ilk sıradaki değer atanıyor. İkinci sıradaki değişkene ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki neyse yine üçüncü sıradaki değer ataması yapılıyor bu şekilde. Yine çok sık kullanılan ve işimizi çok da kolaylaştıran bir veri tipini görelim beraber. Bunlar da listeler. Listeler Python'ın bileşik veri tipleridir aslında. Bir liste virgülle ayrılmış, köşeli parantez içine alınmış öğeleri içerir. Tıpkı bu örneğimizde de olduğu gibi. Aslında listeler birçok programlama dilinde görmüş olduğumuz dizilerle yani array'lerle benzerlik gösteriyor ama Python'da biraz daha esneklik katılmış. Yani örneğin bir liste içine birden farklı veri tipi tanımlayabilmemiz mümkün. Aynı veri tipinde olmak zorunda değil tanımladığımız değişkenler. Listede saklanan değerlere de belirli işleçlerle ulaşabilmek yine mümkün. Örneğin burada bir liste tanımladım. Liste 1 isminde. Ne demiştim? Tanımlarken dikkat etmem gerekenler şunlar. Yine isimde bir liste yapmadım. Örneğin numarayla başlamadım. Eğer bir numara vermem gerekiyorsa, bir sayı vermem gerekiyorsa bunu karakterden sonraya aldım. Ve liste tanımlamanın özel kuralı olan köşeli parantezlerimi açtım. Bütün değişkenlerimi de virgüllerle birbirinden ayırdım. Ne demiştim az önce? Birden farklı veri tipinde değişkenler tutmaya olanak sağlıyor. Burada da onun örneğini çok net görebilirsiniz. Örneğin integer tipindeki verilerle yine string tipindeki veriler, hatta şurada float tipindeki bir verimiz bile mevcut. Python bunun esnekliğini bize sağlamış durumda. Bir sonraki dersimizde aritmetiksel operatörler, karşılaştırma operatörleri, atama operatörleri gibi temel operatörlerden bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadardı. En sık kullanılan değişken veri tipleri ve değişken tanımlama kuralları bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.